Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 10. deva. Çok iş, işinize yarar bu gündelik hayatta. Şu kadar bir yer. Bu koronada var ya bu size kumbara yap bu dersler kumbaraya para atmak anlamına geliyor. Ne demek o? Birikiyor birikiyor. birikiyor. Ne zaman yarayacak? Açtı. Hadiseler, hadiseler ortaya çıktığı zaman... Dünyayı söylüyorum zaten... Sekeratta, ölüm anında zaten hepsi hayatın önüne dökülüyor. Tamam e, Hayatın... E, Safasında, seyrinde işine yarayacak. Kumbarayı açıyorsun... Zor. Kumbarayı ne zaman açılıyor? Zor kaldığın zaman kumbara açılıyor. Şimdi mesela şimdi kolonu acaba geldi mi gelecek mi şunu oldu buna geldi kapımıza kadar geldi komşumuza geldi geldi abiye geldi yakıma geldi hani şunu olmayacaktı vesaire. Ha, tam bu zamanda kullanılıyor. Bak şimdi. 10. deva. Ey lüzumsuz merak eden hasta. Lüzumsuz. Niye lüzumsuz? Şimdi merak. E, bak lüzumsuz olmasının sebebi şu anda senin işin değil bu. Yani hastalığın sana gelip gelmemesi ölüm, öldürmek veya diriltmek senin işin değil bu. Bu Allah'ın işi. Yuhi ve yumit Allah'tır. Öldüren, dirilten Allah'tır. Yani korona öldürmez, kanser öldürmez, trafik kazası öldürmez, tansiyon şeker öldürmez. Ölüm eğer vaktin geldiyse Allah onu bahane yapar. Çünkü yuhi ve yumit zıt. Mesela bak bir şey söyleyeyim, şaşıracaksınız buna da. Korona ve Amerika mı yaptığı için yaptığını töbe demesi lazım bunu diyen. Çünkü hücre canlıdır. Hayat veremez kimse. Ancak genetiğiyle oynayabilir. Yani şu. Mesela ok bir yere gide, giderken yönünü değiştirebilirsin. Mesela diyelim ki Mısır. Mısır'ın genetiğine oynayabiliyor. Çünkü hayatta değil. Ama canlı bir şey yaratamazlar. Yaratmak Allah'a mahsus. Peki genetiğini ne yapar? genetiğini oynar. Tamam Genetiğini oynar ne demek genetiğini? Şöyle anlayayım da anladım. Şimdi bir çocuk diriltemez anne baba. Onu dirilten Allah'tır. Genetiğiyle oynamak demek terbiye vermesin böyle buyur. Terbiye vermesin şöyle buyur. Bu yani. Ha, onun zeminini hazırlamak. Şimdi köpeği yetiştirirsin. iş yapar, av tutar. Köpeği yetiştirmezsen hiçbir şey yapmaz. Tembel olur. Han derler ya beceriksiz köpek sürüye kurt getirir diyor. Şimdi bu o kadar o kadar lazım ki şu anda anlattım size bu korona meselesini lüzumsuz merak eden hasta. Niye lüzumsuz? Ya sanki Allah bırakmış herkes ne hali varsa görsün. Yani böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir dünya var mı yani? Allah her şeyin kabzasında tutmuş her şeyin her şey dizgini onun elinde. Her şey onun ilmiyle halledilir, onun kudretiyle halledilir. Ondan sonra her şeyin kabzasında tutmuş bir Allah var ya. Mesela Musa Aleyhisselam'a niye uzatıyorum? Lüzumsuz. Musa Aleyhisselam'a demişler ki: "Ya Musa Rabbini, uyu, Rabbimiz uyuyor mu? Uyumaz." demiş. E nasıl anlatacaksın o kavme? Şimdi de insanlar da anlamıyor. Demiş ki, nasıl anlatacak? Dedi ki güçlü bir adam bana getirin demiş. Ben İsrail kavminden güçlü bir adam. Da. Eline testiler o zaman topraktan ya Bunu tut demiş. Bir eline de bir eline de iki eline testi vermiş. Ben sana bırak diyene kadar tutacaksın. Tamam demiş ayakta. Bir gün iki günmüştü. kaç gün durmuşsa adam uyumuş ayak Uyunca ne yapar? Bırakmış testi kırılmış. Heh, herkesi toplamış demiş ki Allah da uyusa bütün kainat böyle düşer düşerdi. Yani birbirine girerdi. O zaman ayet-i kürsüde ne diyoruz? Sinetun vela nevum Allah'ın sinesi Allah'a uyku tutmaz Bir kere ruh da uyumaz Bedenle alakalı Ölüm ruhla alakalı değil Ölüm bedenle alakalıdır Onun için ruh bedenden terhis oluyor Kafir ölüyor Müslüman ölmez Müslüman terhis olur Müslüman meftemazar olur Kafir ölür Tamam onun için sanki Allah bırakmış. Yani ne haliniz varsa görün tamam mı? Ee, ben artık karışmıyorum. Allah bilmem neyinizi versin. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya yok ya. Allah kainata rububiyet ediyor ya. Peki nasıl bakacağız? Kastamonu 220'de diyor ki, sayfayı da söylüyorum. Senin diyor iktidarın daireinde olmayan, senin gücün yetmeyen, yorumlayamadığın, izah edemediğin, güç takat getiremedin hadiseye nasıl bakacaksın diyor. Şu tencereyi getir içine şu dört tane bir bakış geliştir. İçerisine gücün yetmeyen hadiselere. Bir Allah'ın kudreti. İki Allah'ın hikmeti. Üç Allah'ın inayeti. Dört Allah'ın rububiyeti. Allah kainatı Allah'lık yapıyor. Tasarruf yapıyor. Terbiye ediyor insanları. Bazen çocuğu dövdüğü gibi baba bazen de iltifat eder. Bu kudret, hikmet, inayet yani inayet, rahmet. Bir de rububiyet, Rab, Allah. Kulazı bir Rabbin nas, Rab. Yani terbiye ediyor. Ha, Allah bu dört taneyi karıştır. Ha senin iktidarın dahil olmayan Allah'ın rahmetiyle bak. Allah'ın adaleti noktasında bak. Kudreti, adaleti, rahmeti ve rububiyeti. Yani adalet var. O zaman böyle bak. Ha Allah bu kainata tasarruf eden Allah beni benden daha iyi biliyor. Beni benden daha iyi seviyor. Beni benden daha merhametli, benden bana daha merhametli böyle. İnsanlar gibi değil. Allah merhametli değil. İnsanlara merhametli olmayı söylüyor. Merhametlilerin en merhametlisi e, adalet değil. Adaleti ne yani adaletlisi tamam Şimdi lüzumsuz merak etmek. Niye? Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Ölüm korkusu kabire Allahsız düşünmekten kaynaklanıyor. Hastalık bana gelir mi gelmez. Ya sana ne senin işin mi bu? Bu, bu Allah'ın Allah'ın işi seni sana, sana mı bırakmış? Sen uyuduğun zaman böbreklerin, dalakların, midenin çalışması, efendim kan akışını sen mi ayarlıyorsun? Kalp pompalamasını sen mi yapıyorsun ki bu hayatın bu dünyada ne kadar kalacağını ne kadar kalmayacağını sen mi tayin edeceksin? Senin işin mi bu? Sen kendi işine bak keyfine bak ya. Çayını iç. Ama önlem alam. Önlemi zaten sünneti seniye. Mesela... Yani Peygamber Aleyhisselam'ın yaşantısı sünneti seniye. Yani mesela Allah Resulü nasıl yaşamışsa onun önlemi o. Az yiyeceksin, doymadan kalkacaksın. Mesela vücudun direnci. Direncini biz öldürüyoruz. Yemeği yiyip yatıyoruz. Bak şimdi. Oysa e, o iktisat risalesinde söylüyor. Levalarda diyor ki yediğin zaman az ye. İki. Kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Üç. iki saat daha bir şey içme. Dört. Dört saat geçmeden çekirdek atma. Beş. Aç kalk. Midenin üçte biri boş bırak. Tamam mı? Ondan sonra e, sadaka ver. İşte bunun gibi yani ey lüzumsuz merak eden hasta. Lüzumsuz. Lüzumlu. Değil ki senin işin. Ama ben, ben de insanım. Benim sanki uzaktan size hitap ediyorum. Koronaya ben muhatap değilim. Ben de insanım. Bak ne yapıyorum? Oturuyorum. Yanınızda büyüyorum. Yaşıyorum. Ne yapıyorum? Dersi Kur'an okuyorum. salaya çalışıyorum. Öyle mi? Ders yapıyorum. Başka bir şey var mı? Bir de namaz kılıyorum. Ha. Ya gelecek mi gelmeyecek. O benim işim değil. Herkes işini yapsın. O Allah'ın işi. Bu, bu aleme gönderilmekte benim tercihim olmadığı gibi bu alemden teris olmaya da benim değil iş. Allah ne zaman kalbimi bana diyor. Tamam der gel. Bizi buraya gönderen Erhamur Rahim'in rahim, merhametle ne merhametlisi Allah? Bizi bırakır mı ya? Baksana rızıklarına odun çubuk kurumuş odun çubuklarından Et ve kemik ve fışkı içinde kan, kanının içinde validelerden Allah rızkımızı gönderen, kurumuş topraktan, kupkuru semadan yağmuru indiren Allah, yani bu hayatı bakacak, böyle dikkat edecek, ondan sonra basit bir mikrobat seni teslim edecek. Ne varsa yap, ne halin varsa gör. Böyle bir şey değil ya. Allah işte terbiye ediyor. Nasıl yapıyor? Geçmiş kavimlerde yaptığı gibi. Geçmiş kavimlerde semadan... Semadan ateş yağdı, taş yağdı. E, kuşlar taş attı. Bazı kavimler yerin dibine çöktü. Bazı kavimler sinamiyle gitti, yangınla gitti. E şimdi Allah'ın bir kuralı var böyle. Azgın bir milleti ili ilimle uya uyanmayana Allah'ın böyle bir unsuru var, unsuru. Yani toprak unsurunu ya toprağı hareketlendiriyor, yerin dibine çökertiyor Lut kavmi gibi. Ondan sonra veya semadan taş yağar. Yani ya suyu, ya havayı, ya ateşi ya da toprak, su, hava, ateş bunları aktif eder, terbiye eder. O zaman bu Allah'ın işi. Allah'ın işinin altına sen Allah'ın yükünü kaldırmaya kalksan yani bir hamal düşün böyle çok şimdi Sirkecide kamallar var, dev adamlar. Adam 40 senede meramallık yapmış. Patron man yapmış yani. Bu kadar yetin. Sen onun yıkını altına girse ne olursun? Bitersin yani. Ha? Onun gibi yani Allah'ın işine karışma. Ne yapıyorsa en iyi yapar. Allah fazla yapmaz, az yapmaz. Allah en doğrusunu yapar. Tamam? Teslim ol. Niye çok durdum? Ey lüzumsuz merak eden hasta. Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun o merakın senin hastanı, hastalığını ağırlaştırır. Yani hastalık ne olacak ne zaman geçecek en çok da şu ağırlığı şu ya 15 günden beri içerideyiz 15 gün daha burada kalacağız o zaman şu, şu anda burada masada duramazsın çıldırırsın ha, merakı Allah geçmişe ve geleceğe dağıtma ana bırak merakını ya 15 gün o 15 günlük kaldın evde o geçti gitti zahmeti gitti rahmeti kaldı niye geçmişe sabrını dağıtıyorsun ona ait şöyle bir misal veriyor gen bir komutan düşün geçmiş geçmiş bir yeri zapt etmiş orada askeri yok gelecekteki düşman askeri daha gelmemiş adam merkezi gidiyor yarısını şeye gönderiyor o mağlup ettiği geçmiş o fethettiği yere orada asker dursun. Orada düşman askeri yok ki. Bitti. Ordusunun yarısını geçmişini gönderse fethettiği yere. Yarısını da daha gelmediği yere gönderse merkez bomboş. Karagah boş. O zaman padişah asıyorlar o zaman kesiyorlar. Ha, o zaman aynı bunun gibi diyor. Sen sabır kuvvetini şimdiki zamana ayır. Geçmişe geleceğe verme. Ne olacak? Ben biliyorum ne olacağını. Niye? Benim Rabbim benim hakkımda en iyisini yapacak. Öyle mi ya? Nereden biliyorsun? En ayinle abdibi. Bana nasıl inanıyorsun? Nasıl olmamı istiyorsan Allah'a, Ken öyle Allah'a üstü zannet. Peygamberimiz hadisi kutsisinde diyor ki, hadis dedi ya hadisi kutsi, ömrünüzde hiç olmasa bir defa Allah'a nihayetsiz üstü zannedin diyor. Bir defa. Allah hakkında üstü, iyi düşün. Ya Allah beni as şey yapacak, Koronayı şey yapacak, beni toprağa ben azap verecek. E tabi onları celbediyorsun, çekiyorsun onu. Hayır öyle deme ya. Ama bir sürü günah var. E, tövbe kapısı açık. Şimdi, o merakın senin hastanın ne yapıyor? Ağırlaştırıyor. Ya 15 gün burada dur. 15 de mi duracağız? 15 günü oldu mu daha şimdi de üzülüyorsun? Daha oldu. Gelecek zamanı şimdi varmış gibi sabırsızlık gösterip de altına eziliyorsun. Neye benziyor? Ey geleceği şimdi düşünüp de merak eden hasta. Sen yarın öbürsü gün acıkacağım diye susayacağım diye şimdi yemek yiyip su içilir mi? Niye içiyorsun Hasan Efendi deseler sana? Yarın susuyacağım diyor. Lan yarın olsun. E tuvalet de öyle. Niye duruyorsun fazla tuvalette? Geneli söylüyorum. Birisinin bir şey demiyorum. Ben yani Ve yani mesela bir tane söyle vardı. 3 saat, 4 saat tuvalete kalan vardı. Dur bakayım düşürdük onu. Niye? Abi bekliyorum dedi. Yarın gelecekleri şimdi bekliyorsun. Peki yarınkisi şimdi bekliyorsa, atılırsa olan yarın ne yapacaksın? Yarın boş mu kalacaksın? Bırak yarınki yarın gelsin ya. Durmayın diyor da Peygamber sallallahu Selam. sol ayakla girin sol ayakla çıkın dünya, orada dünyevi uhrevi bir şey düşürmeyin telefonla oynamayın Tü, tuvaletin içine tükürmeyin özelinizi atmayın fazla durmayın cinlerin gıdasıdır büyük ve küçük abdest o yerlerde banyo ve kuvvette fazla bulunmaz. Çünkü Peygamber sallallahu Selam diyor ki düş yaptığınız yerde tuvalet yaparsanız ve sesi kapsanla mutlu olursunuz. E, şimdi demiş mi demiş. Ondan sonra çıkarken de bileklerden aşağı ayağınızı yıkarsanız baş ağrısı olmaz. Bununla soğuk suyla. O buna inanınca çok rahat ediyorsun. Çünkü Peygamberimiz böyle demiş. Hani biraz önce dersin başında demedim mi ki nasıl tedbir almayacağız? Aa tedbir. Tuvalette fazla durursan cinler sana sinyal verir musallat olmasa bile. Ne demek sinyal? Ve evhamını arttırır, vehimini arttırır, yoku var eder. Düşünce bozukluğuna girersin. Ondan sonra korona tepele biner. Tamam Yani adam gibi yaşamayı bileceğiz ya. Hayatın ağır tekalifini, ağır yükünü niye omuzuna alıyorsun der. Dördüncü şua var ya bir ders yapılsa hayatın ağır tekalifini omuzuna alma. 20. mektupta da geçiyor bu. Onu onun altına girip şey idameye hayat yapamazsın. Tamam Ya anlatıyor böyle cümle cümle. Allahu Ekber ya. 20. mektupta var daha çok o da hastalığın hafifleşmesini istersen hastalığın hafifleşmesini ister, istersen istiyor musun? Merak etmemeye çalış. Nasıl yapacağım ben bunu? Yani hastalığın faydelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet. Şimdi bak. Hastalığın nasıl merak nasıl Ha hastalık. Başa bela mıdır? Hayır. Müslümana Hastalık endişe yapmaması lazım. Yapsa bile günahına kefarettir sıkıntı. Hastalık gelse hastalık anında çektiğin her sıkıntı namaz kılanın tuvalete bile gitmesi ibadettir. Ne demek? Günahını siliyor. İki şey yapar diyor. Peygamber Zalesi'ne amel-i salih iki şey yapar. Mesela bir her iyilik bir tane günah yok eder. E biter mi? Bir tane de fayda sebap yazar. İki şey yapıyor. Namaz kıldın ee, en az tabi en az kaç bin tane kötülüğü siliyor, kaç bin tane sevap yazılıyor. Sadaka verdin. E ne yaptı? Bir kötülüğünü kefaretini siliyor. Yani günahını siliyor. Yetmiyor. Bir de sevap yazıyor. Çift çalışıyor. Allah Allah. Şuraya bak. Ha o zaman hastalığın merak olmaması için ne yapmak lazım? Hastalığın neticesini düşün. Bir şey Ağaç mesela şeftali midir, armut mudur? Bir. Şeftali midir, armut mudur? E, canlı mıdır, cansız mı? Bu kurumuş. Kışın. Baharı beklersin. Bakarsın ki armut çiçeği verirse bu armuttur. Ondan sonra daha canlı mıdır, cansız mı der misin? Demek ki bir şeyi en iyi gösteren, tanımlayan, ifade eden ne neticesi. Hastalığın kötü bir şey olsaydı peygamberine verir miydi? Allah bunları hastalıkları vererek kullarına zalim midir? Allah kulların üzerine zalim değildir diyor. Ve ma rabbuke bi zalimin Allah kulların üzerine zalim değil aşağı. Ya biz yani. Peki niye başımıza bunları geliyor? El ceza min cinsil amel. Yani ceza amelimizin cinsindendir. Hangi cins hata yapmışsak o cinsten ceza geliyor. E şimdi Namaza mı kalkmadın misal? Uykuna değil mi? Beş dakika. Ha, o uykuyu sana zehre çeviriyor işte. Bir düşünce giriyor kafana duman ediyor geceni. Demek ki bitiriyorum. Hastalığın faydelerini, sevabını düşün. Çabuk geçeceğini düşün. Meraka değmediğini düşün. Senin sahibin sen olmadığını. Niye bedenine sahip çıkıyorsun? Bu vücut senin mi? Neren senin bu Hangi organ senin ilminle, iktidarına yapılmış? Şimdi daha tansiyonuna sahip değilsin de burası benim nasıl diyorsun ya? Nabzına daha sahip değilsin. İşte hastalığın faydelerini düşün, sevabını düşün, çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Hastalık gelmeden önce korona ile ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musun? Ona kaç bu 8,5 milyar insan var dünyada. Hepsi korona mı olacak yani? Yok. Ve ama herkesi hasta ettiler. Neyle? Korona ile değil. Korona isim, bahane. Bununla pompaladılar. Ne? Korkuyu. Herkese koronadan önce korku gitmiş. Tamam. Aman aman. Evet bitti. Adamın gayesi bu ya. Tamam. Ko yani daha hastalık gelmeden hastalık korkusu zaten bitirdi yani. O zaman e, sen daha korona belki de bir ay önce iki ay önce Türkiye'deydi de Almanya'da öyleymiş. Bir ay önceymiş. Çoğu insan atlatmış ama e, Dediler o konuda hastalık Bu sefer evham ettiler Korku ne yapar İnsanın savunmasını içsel gücünü Çökertiyor Bu sefer hastalık tepene biniyor O zaman hastalıktan korkmamak için Benim Rabbim Rahimim var Hasta bir e, Hastalığa sebep olan hücre görevli O bizi terbiye Etmeden gitmeyecek Bize sevap kazandırıyor çabuk geçeceğini düşün. Merakını kaldır. Merakın kökünü kesersen hastalık kesiliyor. Evet merak hastalığı ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır devam eder. Ha bitti. Bitmedi de ben size daha şey yapmayacağım. Şu merak maddi hastalığın kökü, köküne su veriyorsun. Koluna gelecek o şu geldi şuraya kadar geldi komşuya gel. Bu ne demek? hastalığın altına köküne su veriyorsun, canlı tutuyorsun. Eğer bunlar sana gelip gelse bile sana tesir etmemesinin yolu merak etme. Abi duyuyoruz haberlere girme. İstanbul çöplüğünü döndürme kafanı tamam mı? Demek ki merakı kaldırırsan maddi hastalık da tap diye çöker. Niye? Maddi hastalığın temelinde, zeminde besleyen meraktır. Eğer teslimiyetle, rıza ile hastalığın hikmetini düşürmekle o merak gitse o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir hafifleşir kısmen gider. Hususan evhamla bir dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla 10 dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle o hastalığın da 9'u gider. Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi hikmeti ilahiyi itham ve rahmeti ilahi tenkit ve Halik Rahiminden şekva hükmünde olduğu için aksi ile tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, Öyle de şekva hastalığı, musibeti tezid eder, ziyade eder. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Bu çok önemli. Merak kendisi hastalıkmış. Ustad, Uhuvvet Risalesi'ne diyor ki, Tenkit, tenkit var ya, kendisi tenkit edilmeli. Merakın kendisi bir hastalıktır. Onun ilacı ne peki? Hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini mesela cennette hastalık yok. Madem hikmetini faydasını bildin o merhemi meraka sür kurtul. Demek ki merak kendisi hastalıkmış. Nasıl kurtulacağız peki bundan? Hastalığın hikmetini faydasını bil. Yani başka yerde diyor merada çobanlık yapıyorsun, hayvan otlatıyorsun. Yabancının tarlasına doğru gitmeye çalışan bir hayvana tam kendisine değil de yanına bile taşatsan, o hayvan sahibim razı değil der döner. İşte hastalık musibetler de hayat tarzımızı sorgulamamıza vesile oluyor bu kainatı kuran Allah bizim istediğimiz gibi değil, onun istediği gibi yaşamayı gerektiriyor, istiyor. Demek ki hastalığın hikmetini, faydasını bildin, o merhemi yani hastalığın hikmeti, faydası merhemdir. Meraka kendisine sür. Merakın kalkarsa hastalığı merak edecek merakın olmaz ah yerine oh de va esefa yerine nereden başıma bana geldi diyeceğine elhamdülillahi ala külli söyle. Peygamber aleyhissalatü lemalarda şöyle bir şey var. Sordukları zaman ya Resulallah nasılsınız? Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfri ve dalal, Küfür ve dalaletten hariç her şey elhamdülillah. Oh. Madem Allah var, her şey var. Madem ilmu muhiti var, her şeyi ihata ediyor. Onun dışında bir şey yok. Allah adaletiyle, kudretiyle, rahmetiyle, rububiyetiyle kainata Allah'lık yapıyor. Bu kainata kimseyi, bu kainata kainatı kimseye vermemiş. Geceniz mübarek olsun. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة